Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyayi ve imamil mursalin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm muhterem ahli İslam. Braderan-ı kiram. Hürmetli Atahan Anahallar, bugünkü sohbetimizde muhlis bulup durgen aziz vatandaşlar, özizge malum ki Allah'ın inayeti bilen mukaddem sizlerin hükmilerine havalı kigen sohbetlerimizde zelaletten uyganin, saadetke intilin, amanetten saklanin mavzularda sohbetler kigendik. Bugün şunda bir uluğ aylarga yettik ki sizu bizi zulümattan nurga eylenişimizge sebep bugen, zelaletten hidayetke eylenişimizge sebep bugen, şunda bir uluğ faziletlerge ege bölüşümüzge, hurafattan hakikatke eylenişimizge sebep bugen, ahir-i zaman peygamberi, cemi peygamberlerine hatmi künendesi bugen, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni tevellüt tapken hem de vefat kigen ayları Rabbül Evvel ayga yetip geldik. Üşbu ay münasebeti bilen bir kança cami meçitlerimizde İmam Hatiplerimiz tamamlerden Serveri Kainat Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni siretlerge bağışlengen, hulka etvarlarge bağışlengen, tevellütlerden ta ulumlarına kadar başlarına kegen sınaatlar hakkında emr-i maruf, nahi münkerler bu türgerliğe Allah'a kadir kılınca mavludu şerifler okup türgerliğine halkımız güvahı bu türüptü. Tarih-i Muhammedi kitabını muallifi Allah rahmet kısın Allame-i Zaman Alihan Tura Sağuni özlerinin kitablarının mukaddemesi de bir nersenin tarif kigen ekerler. Müslümançılığının davasını kigen her bir bende, ha yaş bulsun, ha karı bulsun, ha erkek bulsun, ha ayal bulsun, dört denersenin tarihini bölüşü şart digen ekerler. Birincisi Kur'an'lı tarihi, ikincisi İslam'lı tarihi, üçüncüsü Kabe'nin tarihi, dördüncüsü Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihini kişi özünü ata anasını tanıgendik, ata anasını bilgendik, bilişi gerekdir tarif bergen ekerler. Bugün sizlerini hükmilerine havale kımakçı bugün mevzu cemi musulmanlarını başlayan musibet bölü üçgen küllerden, ağır küllerden bugün Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni betap buluşları hem de ahirgi külleri vafatları hakkıda ve kadri imkaniyet malumat verişini maksatke muvafık dip taptik. Cenab-ı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hicretinin 11. yılı sefer ayını başlardan dert geçelim gerekenler. Bir günü azat bugün kullerden Muvayha degen kullerini yanlarına çakırıp ey Muvayha bu keçe menge hamrah bugün Bakiye kabristanına varıp bir dua kılamız dediler. Bakiye kabristanına varıp kabirde yatkenlerine hakkıge dua kılıp kabristanına kirgenleri de Esselamu Aleyküm sizlerge bu yatışına Allah mübarek kısın. Bilgenleriylerdeydi Allah sizlerini kan da fitnelerden, yamanlilerden amanda saklagenliğini digen mezmunda dua kılıp kabristan'a girdiler. Kabristan'ı ziyaret kigenlerden kigin yolda kevatkenlerdi ey Muvayha Allah bir bendesige iki nersenin telleşini ihtiyarını verdi. Birincisi bu dünyada ebedi kalıp dünyanın mülküge müşerref buluşluk, egelik kılıçlık. İkincisi dünyadan otup
Allohning jamoliga musharraf bo'lishlikni o'rtasida ixtiyorlik qildi. Bandasi o'ziga ikkinchisini ixtiyor qildi. Ya'ni dunyodan o'tib, dunyodan ketib Allohning jamoliga musharraf bo'lishni ixtiyor qildi dedilar. Bu bilan janob Rasululloh o'zlarini o'limlariga nisbat bergan edilar. Uylariga qaytganlarida Hazreti Ayşe anamızdan betap bulup orunda yatken ekenler. Ey Hazreti Ayşe, eğer ben hayat yürgen davrumda senge ölüm keredigen bosa bu sen üçün nimet. Nege ki beni uzun cenazeyini okuyman, kolum bilen kabirge koyaman dediler. Bu gap Hazreti Ayşe anamızga ağır batkendek bulup, ya Allah'ın Resulü, meni o'limimni qo'yingiz tusab qoldimi degan hayol bilan gapirdilar. Payg'ambarimiz o'ringa yotib qolishlaridan 2 kun muqaddam sahobai ikromlarning o'rtasida minbarga chiqib, "Ey birodarlar, quloq solinglar. Alloh bir bandasiga 2 narsani tanlashni ixtiyorini berdi. Birinchisi bu dunyoda abadiy qolib, dunyoning mulkiga musharraf bo'lishlik, egalik qilishlik. İkincisi dünyadan otup Allah'ın cemaliga mehman buluşunu ortasında ihtiyarlık kıldı. Bendesi özge ikincisini lazım deyip gördü. İkincisini ihtiyar kıldı dediler. Hemme cim tursayan Ebu Bekir Sıddık hongrab yığılığı başladılar. Şunda Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Bekir, nimege yığılıysan? Men dünyadan o'tganimdan keyin ham sizlarga manfaatim yetib turadi. Hayotlik davrimda qanday yordamim tekkan bo'lsa, dunyodan o'tganimdan keyin ham xuddi shu yordamim tegadi. Ummatimni qilgan har bir amallarini farishtalar menga ko'rsatib turishadi. Yaxshi amallaringizni ko'rsam sevinaman. Yomon amallaringizni ko'rganimda mag'firat qilishini keçirişini Allah'dan sorab yaratkenge iltica kılaman. Ey braderler, kulak salıylar. Kaysi biriylerini eşigiler meçtini içiden açılgen bose, bugünden itibaren eşigilerini yapıylar. Megerem ki Ebu Bekir Sıddık'ın eşigi açıqqasın, men Ebu Bekir'in eşigiden nur çıkıp durgenliğini kurdum. Odamlar menga kufr keltirganda birinchi bo'lib iymon keltirgan Abu Bakr bo'ldi. Og'ir damlarda suyab, og'ir damlarda qatorimda turgan, yordamchi bo'lgan Abu Bakr bo'ldi. Men Abu Bakrdan roziman degan gapni sahoba ikromlarining o'rtalarida gapirgan ekanlar. Hattoki ko'p sahobalar taajjubda bo'lib, "Nima uchun Rasululloh bizni eşigimizni yapışını, Ebu Bekir Sıddık'ın eşigi açıp kalışını büyürdüler" degen geplerini birbirlerine gepirgenleri yem buluştu. Peygamberimizde dertleri vazmin bulup, orunge yatıp, künden künge ağırlaştılar. Hazreti Bilal namaz hıftange azan etip, sahabelerini hemmeleri Cenab-ı Resulullah'ın yollarına müntezir bulup kütkenleri de Peygamberimiz namazga çıkalmadılar. Bilal Habeşi, "Ya Allah'ın Resulü, sahabeler yolüzge müntezir bulup işitti, namazga çıkas mı?" degenleri de 3 maratabı onlilerden durup gusül kılıp 3 maratabı kuşlardan gitip orunge yıkıldılar. "Ey Bilal, cemaatte yetkizin, Resulullah özleri bilen özleri avarı bulup kaldılar. Dertleri vazmin bulup kaldılar. Ben bugün namazga çıkalmayman. Beni ornumge Ebu Bekir Sıddık imam bulup namazını ada etsin" dediler. Bu gapni işitken Hazreti Ayşe anamız, "Ya Allah'ın Resulü, beni otam Ebu Bekir'ni kongini yumuşak, kuzları cüdehem yaşlı. Mehrabda sizni caiz boş durgenliğini korup, taqat qilolmaydilar. Yig'lavoradilar, qiroatlarini odamlar eshitolmaydi. Sizni o'rningizga uzot imom bo'lib namoz o'qib bera olmaydilar" degan gapni aytdilar.
3-4 marotaba takror qilsalar ham janob Rasululloh qattiyan rad qildilar. Abu Bakrga eting, Abu Bakr bugun namozni ado etsin dedilar. Abu Bakr Siddiq birinchi marotaba payg'ambarimizni o'rnilariga imom bo'lib namozni ado etib berdilar. O'sha kuni sahobalarning o'rtalarida xavotir kuchayib, payg'ambarimizning dardlari vazmin bo'lib qolganliklaridan qo'rqib, uylariga keta olmasdan masjidni yig'izori tutdi. Vaziyatdan Hazrati Ali kelib, janob Rasulullohga xabar berdilar. Yo Allohning rasuli, sahobalar xavotirdalar, uylariga keta olmay qoldilar. Sizni dardga chaninib qolganligingiz ularni ko'yniga xavotirlik solib turibdi degan gapni aytganlarida bir qo'llardan Abu Bakr Siddiq, bir qo'llardan Fazl ibn Abbos oyoqlari yer chizgan holatda, dardlari vazmin bo'lgan holatda masjidga sudralib chiqdilar. Minbarni poyasiga o'tirganlardan keyin Allohga hamd va sano aytib, "Ey birodarlar, mani o'limim, dardga chalinib qolganligim nima uchun sizlarni xavotirga soldi? Mandan avval kelgan qaysi bir ummatga kelgan payg'ambar abadiy qolgan? Jami payg'ambarlar kelganki, ular ham dunyodan o'tgan. Mani ham bugun bu dunyodan oxirgi kunlarim, u dunyodan birinchi kunlarim boshlandi. Qatoriladan ketadigan daqiqalar boshlandi. Safarimiz qarib, oxirat tadoriklarini ko'radigan daqiqalar boshlandi. Oxirgi so'zlarimga quloq solinglar. Ey muhojirlar, makkaliklar bir esnang. Kelganimizda boshimizga vatan, ustimizga libos bo'lgan ansor madinaliklarni eslang. Eng serhosil yerlarni bizga berib, ko'makchi bo'lib qatorimizda turgan, yordam qilib og'ir daqiqalarda suyab turgan ansor madinaliklarni yaxshiliklarini unutmang. Oqibatli bo'lib, meni davrimda qanday bir samimiyat bo'lgan bo'lsa, mandan keyin ham xuddi shu samimiy munosabat o'rtaylarda davom etsin. Ey muhojirlar, meni deb Makkani tashab kelgan, vatanni tashab kelgan birodarlarim, men sizlarni ansor madinaliklarga topshirdim. Ey ansor madinaliklar, men sizlarni Allohga topshirdim. Meni so'zimga quloq tutinglar. Bu dunyoda yurganinglarda agar bir ish bo'lmay qolsa, nimaga bo'lmadi deb xavotirda bo'lmang. Bandasi shoshilgan bilan Alloh shoshilmaydi. Har bir ish Allohning izmi bilan bo'ladi. Bandani amaliga qarab boshiga ofatlar, musibatlar keladi. Yaxshi amalda bo'lgan bandalarni dunyosi oxiratini obod qiladi. Dunyoda yurganinglarda takabburchilikda bo'lmang. Bir-biringlarga yomon munosabatda bo'lmanglar. Bandani yomon amallari ko'payadigan bo'lsa, jannatni ofati ham shundan keladi. Qaysi bir banda, qaysi bir ummatim men bilan Havzi Kafsarni ustida didor ko'rishni istasa, ortiqcha gaplarni gapirmasin, zarur bo'lmagan gaplarni gapirmasin. Tiliga ehtiyot bo'lsin degan gaplarni janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ta'kid qilgan ekanlar. Rivoyatlarda keladiki, payg'ambarimizning o'limlaridan bir oy muqaddam dardlari vazmin bo'lib qolgan paytda Hazrati Oysha onamizning xonadonlarida to'plandik deyiladi. Shunda janob Rasulullohdan so'radik: "Yo Allohning rasuli, agar siz dunyodan ketadigan bo'lsangiz, qaysi birimiz yuvamiz? Janozangizni qaysi birimiz o'qiymiz? Bu sharafli vazifani qaysi birimizga topshiras?" deb savol qildik. Shunda janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam javob qildilarki, "Men dunyodan ketadigan bo'lsam, o'zimni ahlimdan bo'lgan odamlar meni yusinlar. Yaman bo'zlardan kafan qilinglar. Qachon meni yuvib kafanga oladigan bo'lsanglar, o'zimni yolg'iz qoldirib chiqib ketinglar. Birinchi bo'lib menga Jibril alayhissalom, Isrofil alayhissalom,
Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, farishtalar kelib janozamni ado etishadi. Ulardan keyin janozani o'qish navbati sizlarga yetadi. Keyin sizlar meni janozamni o'qiysizlar deb janob Rasululloh ta'kid qildilar. Payg'ambarimizni dardlari vazmin bo'lib turgan paytda boshqa bir rivoyatlarda keladiki, o'limlaridan 3 kun muqaddam huzurlariga Jibril alayhisalom kelgan ekanlar. Ey birodarim Muhammad, sizni hurmatingiz uchun meni Alloh huzuringizga yubordi. Alloh bilib turibdi, ko'rib turibdi. Lekin shunda bo'lsa ham Habibimni huzuriga borgin. Muhammadni holidan bahabar bo'lgin dedi. Xolis qandoq dedilar. Janob Rasululloh, ey birodarim Jibril, men o'zim bilan o'zim avvora bo'lib qoldim. Halim juda ham vazmin bo'lib qoldi. Dard meni juda ham ezib qo'ydi dedilar. Ertasi kuni ham Jibril alayhisalom kelib bahabar bo'lganliklari 3-chi kuni Rabbiyul Avval oyini 12-chi kuni dushanba kuni ekan Jibril alayhisalom yana keldilar. Kelganlarda o'zlari bilan birga hamroh qilib Hazrati Azrail alayhisalomni olib kelgan ekanlar. Payg'ambarimizning huzurlariga kirib, "Ey birodarim Muhammad, men sizni huzuringizga keldim. Bu gal o'zim kelganim yo'q. Yonimda Hazrati Azrail alayhisalomni olib keldim. Agar ijozat bersangiz, Hazrati Azrail alayhisalom joningizni bugun oladi. Bo'lmasam orqasiga qaytib ketadi." Shu paytgacha Hazrati Azrail alayhisalom hech kimni jonini so'rab turib olgan emas. Bundan keyin ham so'ramasdan jonini oladi. Faqat bu imkoniyatni hurmatingiz uchun Alloh sizga berdi deb bashorat bergan ekanlar. Payg'ambarimiz dardga chalinib qolib vazmin bo'lib yotganlarida qiynalib yotgan otalarini ko'rgan Fatima onamizni yig'laganlarini ko'rib, "Ey Fatima, bundan keyin otang qiynalmaydi. Bundan keyin otang bu jabru jafoni chekmaydi" dedilar. Va Fatima onamizni quloqlariga bir narsani shivirlab qo'yganlarida Fatima onamizning yuzlarida tabassum paydo bo'lgan ekan. Ya'ni men dunyodan ketganimdan keyin meni ahlimdan birinchi bo'lib menga yetishadigan zot sen bo'lasan degan ekanlar. Haqiqatan ham Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni vafotlaridan keyin oradan 6 oy vaqt o'tgandan keyin Hazrati Fatima onamiz ham dunyodan ko'z yumgan ekanlar. Hazrati Azrail alayhisalom payg'ambarimizning huzurlariga chiroyli bir suratda kirgan ekanlar. Assalomu alaykum ya Muhammad, Allohning habibi. Meni sizning huzuringizga Rabbim yubordi. Habibimni huzuriga chiroyli bir suratda kirgin. Agar ijozat bersa jonini olgin, bo'lmasam orqangga qaytgin degan Allohning buyrug'i bo'ldi. Agar ijozat bersangiz, men bugun joningizni olaman. Bo'lmasam orqamga qaytaman dedilar. Shunda Jibril alayhisalomga qaradilar. Jibril alayhisalom, Alloh sizga mushtoq birodarim Muhammad dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, "Ey birodarim, ko'kargan daraxt borki, qurimasdan ilojisi yo'q. Nur sochgan quyosh borki, botmasdan ilojisi yo'q. Kamolga yetgan narsa borki, orqaga qaytmasdan ilojisi yo'q. Dunyoga kelgan inson borki, dunyodan ketmasdan ilojisi yo'q. Agar safarim intihosiga yetgan bo'lsa, bu dunyodan ketadigan daqiqalar yaqinlashgan bo'lsa, vazifangizni ado qiling. Jonimni oling" dedilar. Hazrati Azrail alayhisalom payg'ambarimizni jonlarini olayotgan paytlarda jon kindikka kelganda jon berishim shunaqalik og'ir bo'ladimi degan ekanlar. Jibril alayhisalom yuzlarini o'g'irib turganlarini ko'rib, "Ey birodarim Jibril, nimaga yuzingizni o'g'irib turibsiz?" dedilar. Shunda Jibril alayhisalom, "Birodarim Muhammad,
Məni yeryüzüdəki xacətim sizidir. Siz tüfəyli Allah'ın hükmünü yetkizib durardım. Sizi vəfatız tüfəyli mənim xizmətim nihayəsi yetib durdu. Bıradarını sakaratda turgandigini, dostunu can beruatkandigini görüş dost üçün ağır bolarken, qarab turuşke mən taqat kılanmadım yüzümü uğurdum dediler. Şunda Hazreti Ayşe anamız rivayet kılardılar ki, Peygamberimiz can beruatken peytlerde, beni tizzemge başları koyulgen halette, közlerini kökket dikip bir nerseni pişirlep durdular. Yukarıdaki yoldaşlarımı yetkizgin. Yukarıdaki yoldaşlarımı yetkizgin deyip tüm bir Allah'a iltica kıldılar. Şunda saval kıldım, ya Allah'ın Resulü, bizi köyünüz tüsemi kaldı mı? Yukarıdaki yoldaşlarız kimdir saval kısam? Yukarıdaki yoldaşlarım peygamberler, sıddıklar, şahitler deyip cevap kıldılar. Can beruatken peyitlerde levleri tümmesten piçirlep durdu. Ahirgi nefeslerine kulak saldı. Cenab-ı Resulullah'ın bu dünyadaki ahirgi sözleri Usikum bissale, Usikum bissale, Usikum bissale. Namazga ihtiyat bulin, namazga ihtiyat bulin, namazga ihtiyat bulin. Ümmetim, ümmetimdir Cenab-ı Resulullah ahirgi nefeste, ahirgi dakikalarda ümmetimdir amanet tapşırdılar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'nikimiz ve Allah'a kaytgüçümüz. Peygamberimizin vefatları münasebeti bilen köp sahabeler musibetge batıştı. Bir hilleri tilden kagenlige, bir hilleri ayaksız bu kagenlige, bir hilleri eslerini yokatıp huşsuz bulup yerge yıkılgenlikleri. Şunda Ebubekir Sıddık'ı şicaatleri sezilgenken, adamlarının musibetke batıp kagenliklerini korup, minberge çıkıp, ey braderler, uzilerini kolge alıylar. Siler Allah'ke bende misiler, ya Muhammed'ke bende misiler? Eğer Allah'ke bende bu seyler, Allah kolgeni yok. Muhammed'em sizi bizge okşagen beşer ferzendi, insan balası. Dünyaga kegen insan var ki ketmesten ilacısı yok. Umur intihasıge yetkenden kegen amanetini vermesten ilacısı yok. Muhammed'em mene dünyadan ottu. Siler uzilerini kolge alilerdi. Sahabelerge karate türüp Allah'ın kelamı Kur'an'dan estaizu billah küllü nefsin zâikatul mevt. Her bir can egesi var ki ölüm şerbetini tartmasından ilacısı yok diğer ayette islettiler. Sahabeler bu ayetini biz bir kança meratıbı okusagen bugün çelik bizge tahsir kımagen bir itiraf genekeller. Şunda Ebu Bekir Sıddık Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatken hücre-i mübarek kekirip Peygamberimizin yüzlerini açıp yığlep gözlerinden yaş akıp yüzlerinden öpüp otam onam sizge fida bo'lsin birodarim Muhammed. Tiriklik paytingizda qanda pok damon bo'lsangiz, o'lganingizda ham xuddi shunda poksiz deb yig'lab yuzlaridan o'tdilar. Hazrati Oysha onamiz ham yig'lagan ekanlar. Hayotida bir marotaba yaxshi kiyim kiymagan zot, yumshoq o'rinlarni bo'yralarga almashtirgan zot, ikki dunyosi poklangan bo'lsa ham cennet başareti verilgen bu sayem Allah'dan mağfiret sürer tavba kılıp keçeleri uykusuz ibadette otgen zat ey Allah'ın Habibi Muhammed deyip yığılagen ekenler. Peygamberimizin vefatlerden ki gün şunda bir mucizeler bulup otgen eken ki hatta ki tilsiz bir canavar hayvan bugün minip yürgen yağfur degen eşekleri uzunu kudukka teşep olgen eken. Tüyeleri bir neçe kun mabeynide avukat yemesinden, açlıktan dünyadan köz yümgeneken. Cenab-ı Resulullah'a savdaş bogen, Peygamberimizge izdaş bogen, en yakın yanlarda yürgen sahabelerden bogen, Bilal Habeşi azan et almayı kogenekenler. Sahabeler iltimas kılışkeneken, ey Bilal bir azan etin,
Rasulullohning davri durdonalarini bir eslaylik. Bir azon eting payg'ambarni ko'rganday bo'lamiz siz azon etganingizda. Azonni biz eshitdinglar deganlarida Bilal Habashi yig'lab turib javob bergan ekanlar. Ey birodarlar, men endi azon eta olmayman. Azon etkin deb meni zo'rlamanglar. Azonda Muhammadning nomi bor, kalimalarda Muhammadning nomi bor. Muhammadning nomi tilimga kelganda yuragim ezilib ketyapti. Men endi azon eta olmayman deb. Bir qancha muddat o'tgandan keyin Bilal Habashi ham dunyodan ko'z yumib o'tgan ekanlar. Mana shu oxirgi daqiqalarda oxirgi nafasda ummatni eslab, ummatim deb jon bergan payg'ambarga sodiq ummat bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Qiyomatda Allohning rahmatiga, payg'ambarimizning shafoatiga noil bo'lgan baxtli ummatlarni qatoridan joy olishimizni Alloh nasib etsin. Muhtaram birodarlar, bugun sizlarni hukminglarga havola qilgan bugungi suhbatimiz masjidlarimizda, jamiyalarda o'qilib turgan, erkin emin qilinayotgan ibodatlarimiz, mavludi shariflarni o'qilishi bu tinchlikning sharofati, yurtimizni boshda turgan yurtboshimizni adlona siyosatlarini bir mahsuli hosil ekan. Mana shunday bir ulug' kunlarda diyorimizda, jamiyalarimizda mavludi shariflar o'qilib turgan bir paytlarda bu yil Toshkent shahri İslam madaniyat markazini poytaxti deb e'lon qilindi. Qolaversa qadamjo joylarimiz, aziz avliyolar, ulamoi kiromlarga beshik bo'lgan manzil makonlar qaytadan obod bo'layotganligi, xalqimizning tilida hasti imom, kitoblarimizda hazrati imom deb atalgan shunday ulug' azizlar o'tgan dahalar yurtboshimizning tashabbusi bilan qaytadan ta'mir bo'lib turganligi bu Allohning rahmati. Xudoning marhamati ekan. Mavludi shariflarimizda, masjidlarimizda qilingan ibodatlarimizda doimo bu narsalarni e'tirof qilib, shu narsalarni tepasida turgan rahbarlarimizga haqqiga duoda bo'lib turibmiz. Muhtaram birodarlar, mana shunda ulug' oylarda, ulug' kunlarda janob Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamni ruh poklarini shod qilish maqsadida jami masjidlarimizda navbatma-navbat mavludi shariflar o'qilyapti. Payg'ambarimiz ruh poklariga tilovat Qur'onlar bag'ishlab turilganligi, salovatlar etib turilganligini xalqimiz guvohi bo'lib turishibdi. Men fursatdan foydalanib, avizamni muxtasar qilar ekanman. Jami da'vat ahlini oyoqqa qo'ygan O'zbekistonda mana shu sof islomni odamlarga yetkazib turgan ko'p ahli ilmlarimizni ustozi bo'lgan, jumladan meni ham ustozim bo'lgan Fozilxon Qori domladan iltimos qildikki, qoraka bir esdalik bo'lsin. Shundoq ulug' oylarda turibmiz, ulug' kunlarda turibmiz. O'ziz janob Rasulullohning ruh poklariga bir tilovat Qur'on qilib, Mavludi Barzanjiydan Alloh qodir qilguncha o'qib, salovatlardan o'qib, ularni haqlariga, ruhlariga bag'ishlab eli yurtimizni haqqiga bir duoda bo'lsangiz deb iltimos qildik. Mana bugun mamnuniyat bilan, xursandchilik bilan navbatni ustozimizga beramiz. Marhamat ustoz Fozil Qoraka, Mavludi Sharifdan o'qib, Allohning kalomi Qur'ondan o'qib, payg'ambarimiz ruh poklarini shod qilib qo'ysangiz. Rahmat Qobiljon domla, sizni ham xalqni ezgulikka, sof islom dinida iymon e'tiqodlari mustahkam bo'lishda qilayotgan xizmatlaringizga Alloh ajr azmini bersin. Alloh taolo dilingizdagi niyatlaringizga yetkazsin. Allohimdan xalqimizga doimo uchta narsani so'raymiz. Qalblarida iymon bo'lsin, tan jonlari salomat bo'lsin, yashab turgan hayotlari tinchlik, xotirjamlikda bo'lsin. Bu uchta eng ulug' ne'mat kimda mujassam bo'pti? Dunyoning eng saodatli insoni shu inson bo'ladi. Muhtaram birodarlar, qo'limizdan kelgancha Mavlud Nabaviyani, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni dunyoga rahmatan lil olamin bo'lgan zotni tavallud topgan, tug'ilgan bandlaridan o'qidik. Mahalli qiyom salovatlarini etdik. So'ngda tasbihlar etganmiz.
hem de bazı ilahi kasidelerini okuyamız. Allah Teala egem işkellerge menzur kısın. Niyetimiz şu il yurtumuzga bana şularını yetkazıp o kalplerini bir roşallaştırışta bir hizmet olar mıkin digen niyette kıldık. Allah Teala dergahı da kabul etsin.